Buyurun. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Evet, afiyet olsun herkese. Buyurun efendim. Hı hı. Güley Hanım, hoşunuza gitti mi ara sıcaklar? Keyif aldınız mı? Kereviz salatanız güzel, beğendim. Fakat aşırı yoğun bir sarımsak var. Ya siz böyle şeylere takılıyorsunuz. Bence bir tanecik sarımsak. Bir tanecik. Evet. Maşallah ya, bu kadar da yoğun. Köfteniz aşırı yağlı köfte ama hiç mi buna yağı normalde ısıtıyorsunuz? Kaynatıyorsunuz, evet. Ondan sonra costeyi üzerine. Fakat yağı bana çok az geldi bunun. Yok, gayet iyi. İstersen tepsiyi de getirip gösterebilirim. Bilmiyorum. Zaten parlıyordu. Eğer bu kuru olsaydı zaten böyle parlamazdı. Orijinali bu kadar mı yağlı oluyor? Evet. Ya çok yağlı olmaz ki Kadir Bey. Bakın değdiği yeri de bulaştırıyor zaten yağları. Bilmiyorum ben. Gayet. Siz daha önce yediniz mi Antepli bir yani yağlı köfteyi? Ben Urfalı'dan yedim. Hı. Hmm. Ama Urfa'da onlar... Ayrıca ben yumurtalı köftesindeydim, onlar, bundaydım. Ya, o farklı olabilir, evet. O da çok lezzetli bir şey. Böreğinizi ben ilk kez tadıyorum. Hiç yediğim bir börek değil. Bakın kendi hamurumu kendim yoğurdum. Bunu, onun da kendim getirdim. Niye öyle bir ilk defa yediğine pişman olmuş gibi baktın? Ya zeytinlik börek. İçinde hem kıyma hem zeytin. Değişik geldi bana. Kıyma olduğunu belirtmemiştiniz. Hmm. Pardon, lafınıza böldüm ama. Yok, zaten böreğin yapılış tarifinde şeyimiz var yani de. Bilmiyorum, benim yani hoşuma ya damak zevkime uymadı. Ama yine de elinize sağlık. Fakat kereviz salatanı gerçekten beğendim. Sarımsağı çok olmasına bence, rağmen. Yani damak zevki demeyin. Gerçekten bence böreğin güzel. Ben beğenemedim. Güzel. Uymadı bana. Hayır, zeytini börekte mi hayal edemiyorsun? Evet ya, bana şey geldi. Bağdaştıramadım. Evet, bağdaştıramadım. Böreği ilk defa yedim ama bir daha da yemem. Gülay Hanım yemezse yemesin o böreği. Gülay Hanım sanki böyle beğenmemeye gelmiş. Yani çözemedim ve gününü çok merak ediyorum aslında. Benim öyle bir amacım kesinlikle yok. Beğendiğime zaten hakkını vereceğim. Beğenmedim, beğenmedim. Börek olmamış. Yok köfte bilmem kuru. Filiz Hanım'ın böreğinin beğenilmeyecek hiçbir tarafı yoktu. Çok güzeldi. Bilmiyorum, uydurma. Peki bu lezzetsiz olduğu anlamına mı geliyor hani böreğin? Hayır, bakın lezzet olarak güzeldi. İlk tattığım bir ürün olduğu için... Ayşe hanımefendi bundan puan alacak ya. Ama şimdi damak zevkime uymuyor diye bir şey olamaz Gülay Hanım. Yani bunun bir tadı var mı yok mu? Ona değer verin. Tadından bulamadım. Neden? Beğenmedim yani. Özellikle ben, bakın ben bunu kepekli unla yaptım. Hı hı, tadını katsın diye. Kıymalı fırında zaten. Fırında mı pişirdiniz? Hayır, teflon tavada. Teflon tavada. Evet. Yağladınız üstünü. Hayır, yağ sürmüyorum çünkü içerisinde yağ var. Hı hı. İç harcı güzel. İç harcında yağ var, o yüzden yok. Dışına olmazsa yağ daha da güzel olabilirdi bence. Hayır, bir özelliği ama, kesinlikle. Ama böreğin adı bu zaten. Elinize sağlık. Ben sadece salata dışında diğerlerini beğenmedim. Afiyet olsun. Peki. Teşekkür ederim. Evet, Gülşen abla sen nasıl buldun? Ben farkındaysan bitirdim. Afiyet olsun. Zeytinli böreği. Çok teşekkür ederim. Sevdim, beğendim. Eline sağlık. Kereviz salatasını da beğendim. İkisi de çok güzel. Eline sağlık. Çünkü ama bir freşlik istiyordu. Ben o yüzden kerevizi koymak istedim. Köfte kusura bakma beğenmedim. Beğenemedim. Çok sert olmuş. Kıtır kıtır. Ama yani, bu yani mercimekli köfte gibi düşünmeyin bunu. Mercimekli köfte yumuşacık. Yani hani hamur öyle, gibi bir şey olur. Aynı mercimek köftesi gibi mercimek köftesi daha böyle yumuşak oluyor. Bunu öyle düşünmeyin ama bu öyle olmaz. Olabilir. Çiğ köfte de böyle olur. Yani çiğ köfteyi de hayal etmeyin. Çünkü çiğ köfte dediğinizde hamur gibi bir şey olur. Böyle değil. Sen hiçbir şey hayal etmeden sadece. Benim hayalim oydu. İşte yani öyle değil. Böyle daha yumuşak. Yağlı evet, dediğinde içinde tereyağı atılıyor. Yok, tereyağı yok. Bunda tereyağı olmaz. Ha, o biz benim baktığımda tereyağı vardı. Tereyağı yok. Atılıyordu. Yok. Yani tereyağı cızır kullanılmaz. Cızır güzel oluyordu. Bunda öyle bunda bir şey yok. Bunda tereyağı kullanılmaz. Kesinlikle zeytinyağıyla olur. Onu bilemem. Ben baktığımda, yazıp baktığımda tereyağı döktüler. Hı. Çok güzel olmuştu. Ben bunda hiçbir şey göremedim. Kıyır kıyır. Yani bildiğin bulguru ıslatmışsın, sıkmışsın, getirmiş. Ben bunu valla iyice bir yoğurdum. Gibi. Yoğurarak ya. Zaten çok az suyla ve yoğurarak, limon suyuyla. Ya zaten bu süreden şey dolayı senin bizim dediğimiz gibi yumuşak olmayabilir ama yoğurdum. Yani ben köfteni beğenmedim. Ama zeytinli böreğinle kereviz salatanı beğendim. Afiyet olsun. Eline sağlık. Neşe Hanım. Afiyet olsun. Zeytinli böreğini ben de beğenmedim.
Kerevizi çok beğendim. Sarımsak beni rahatsız etmedi. Köfteyi de beğenmedim. Çok kuru bulgurlar ciddiye dişe geliyor. Bir tık daha ıslanması gerekiyordu doğurma aşamasında. Bu ıslanmaz. Tat, tuz, herhangi bir böyle baskın bir tat yok. Tuz mu öne çıksın veya acısı mı öne çıksın? Bence değil. Bir şeyse öne çıkabilirdi ama öyle şu olmaz. An sabit bütünlük gitmiş kazanmalı. Bu. Düz gitmiş köfteniz şu an. Yani ya, herhangi değil. Bir baharat öne çıkmıyor. Hiç hafif bir ekşilik almıyor bu musunuz? Bu tabakta beğendiğim tek şey kereviziniz. Sarımsağı da sevdim içinde. Peki afiyet olsun. Teşekkür ederim. Filiz Hanım'ın ara sıcağının neden 3 çeşit seçtiğinde gerçekten hani biri tutarsa biri tutmaz babında yaklaşmış. Tek çeşitli ara sıcak olur mu? Hiçbir zaman olmaz. Hiçbir yerde. Sevim Hanım. Ben aslında böreğe böyle çok ön yargıyla geldim. Nasıl neden? Zeytinli börek diye. Hani... Değil mi ilk duyunca evet. Zeytinli böreğin içinde ne işi var? Ama ben böreğe bayıldım. Elinize sağlık. Yeseydiniz gerçekten keşke. Gerçekten çok bence. Güzel olmuş. Köftemiz ama gerçekten olmamış. Olmamış. Tadı tuzu yerinde ama hiç yoğrulmamış ve yağ yok. Nasıl yağlı hı-hı. Köfte bu? Yani bir yerde de bazı şeyleri kabul etmekte fayda görüyorum. Neden? Çünkü çok sert duruyor. Bulgurlar olduğu gibi sert sert. Düşünün mesela ben çatalla yerken hep böyle döküldü. Ama işte bunu oldu. Çatalla yemeyeceksiniz. Tamam. Yine de yağ yok. Onu kabul edin. Ve kereviz salatanız güzel ama cevizi eksik. Yani onu ben kendi tercih meselesi. Ben ceviz olarak tercih etmedim. Kereviz salatası genelde cevizli olur ya. Sen mutfakta yorurken dedim ya sana bu şişmeyecek mi dedin ki hayır. Aslında hayır. Şişerse olmaz evet. İşte. Şişmemesi lazım olmamış. Dedi yani özellikle. Yani böyle suyu verip böyle şişirirsem olmaz. Aşırı çiğ ama suyu verip değil de bir tık daha isterdi. Atıyorum bir çay bardağı kadar daha isterdi. Sen bana bir su bardağı mı yağ ek? Bir su bardağı kadar yağ ek dedin. Biraz daha fazlaydı hatta. Bir buçuk su bardağı diyelim. Çok bayağı. Çünkü bulgur yağ çeken bir şey. Evet. Kuru. O yüzden ben de bir tık zaten fazla koydum. Evet. Tereyağı koysaydın dediğim yok. Gibi parmağı da... O tereyağına taktı. O tereyağı tere diyor. Tere. Ben tereyağı bunun içine donmaz. Çok üzüm. Tereyağı bunun içine donmaz mı? Donar. Donar. Ben hayır, internette donar. Baktım. Tereyağı ama hangi sayfadan baktınız bilmiyorum da yanlış bir sayfa. Öyle evet. Güzel garaguru, yok. Garaguru sayfalar. Evet. Gülşin Hanım sanırım yanlış siteleri takip ettiği için yanlış tariflerle bence yorum yaptı. Dolayısıyla tereyağı asla köfteye olmazdı. Abla bunun içinde tereyağı beni çok evet. Az mutfak bilgim var ama az yani böyle tereyağı tat veriyor. Donar donar. Yok. Yağlı olduğu için tereyağı bunun tereyağı yağlı olması lazım. Aceleye gelmiş yorulması ve yağ aceleye eksik. Gelmedi beklediği için belki yağını çekmiş olabilir ama yağlı olsa. Bir de içine bir tane patates haşladı. Koydun, evet, özellikle ha, yani keşke onu koymasaydınız. Hayır, patatesi koymasam kururdu. O daha çok tutuyor. Çünkü i̇şte bu yağı patatesi tutmazdı ki. Çünkü hiç şey olmamış, yoğrulmamış. Yoğrulmamış. Patatesi koyduğu için biraz yapışmış birbirine. İzlerken de göreceksiniz ne kadar yoğurduğumuz süresini. Şimdi bak, ya, o patatesi ama, kurumasın diye koydum evet. Diyor. Sen de diyorsun ki çok yoğurmamak için hayır. Koymuş içine. Hayır, tam tersi, tam yoğurması değil. Bittikten sonra patatesi koymasaydı tutmazdı. E tamam, çok yoğurmadığı için yani öyle mi? Evet, çok yoğurulmadığı için. Patates tutmuş. Yani patatesi kolaya kaçmak için mi koymuş? Evet. Hayır, patatesi yani biz de yapıyoruz patatesli şimdi, köfte. Kadir Bey, özellikle bu, patatesten, bulgurdan yapıyoruz tamam. Ama ben buna, çok yoğuruyoruz böyle. Koyduğum patates inanın şu bir tanesi kadar ve yoğurma işlemi bittikten sonra ben patatesi özellikle koydum sadece bekleyeceği için kurumasın diye. Püf nokta bu. Evet. Peki. Ama kurumuş. Patates hayda bak kurumuş diyorlar. Bence Gülay Hanım sıvılığını o patates emdi. Yok, ben yapmıyorum. Aldım mesela yorum. Yorum yapmayan kaldı mı? Yok. Ekstra bir şey söylemek ister misin ona yemeğe geçmeden? Afiyet olsun. Peki. Arkadaşların yorumlarını beğeniyor musun şu ana kadar? Yani inadına beğenmiyor dediğin biri var mı? Kadir Bey bilerek beğenmiyor, beğenmemez. İnadı değil, Gülen'in böreği beğenmemesine biraz şaşırdım. Hmm. Ona üzüldüm. Neşe Hanım da beğenmedi. Emek var. Evet. Emeğinize asla saygı gösteriyorum. Ama yani olması gereken şeyler açıklaması değil. Açıklaması yeterli gelmedi mi sana? Neden olmasın? Daha önce zeytin böreği yediniz mi? Daha önce zeytin böreği yemedim. Onu yani olması gerektiği gibi değil dediniz ben size, ben de o yüzden dedim. Ben onun için de belirttim size damak zevkime uymadı diyerekten. Ama o zaman olması gerektiği gibi köfteniz için yorumu da yaptım. Arkadaşlar da zaten bana katıldılar. Evet. Bakın ama Filiz Hanım diyor ki o zaman olması gerektiği gibi olmamış demeyin diyor. Yani. Hem damak zevkime uymadı. Çünkü siz daha önce yemedim diyorsunuz sonra diyorsunuz ki olması gerektiği gibi olmamış. Bilmiyorsunuz ki. Hanımefendi, yani. Bunu bilip bilmemek değil. İnsan bir ürünü, buradaki ürünü yiyorsun. Hayır. Benim damak zevkime uymuş mu? Biz buraya gelirken yorum yapacağımız zaman menünüzü aldığımızda... O konuyu anladım Gülay Hanım. Açıklamasını okuyoruz ve bunun püf noktalarını
göz önüne alarak da tamam. Ben yememiş olabilirim ama orada okuduklarıma göre böyle bir börek olması gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Ellerine sağlık. Ama üç çeşit olsun. Düşünmeniz de çok güzel olmuş. Evet, elinize sağlık. Hadi bakalım. Puan konusunda da göreceğiz. Üç çeşit var. Şimdi bazı yarışmacılar şey diyor, hani Kadir Bey 3 çeşit etmiş ama birini beğenmezsek birini beğenelim, birini beğenmezsek birini beğenelim. İlla ki bir puan alsın. Ha. Şimdi dün Neşan'da tek çeşit vardı. Evet. Beğenmediğiniz takdirde arasılacak puanı gitti. Ama burada bir şekilde bir tanesini beğendiğinizde ister istemez puan vermek zorundasınız. Böyle tabii bir düşünceye tamam. Sahip misiniz Cefil Kadir sana? Bey ama emek var. Emek var ve emek ben var. Gerçekten zevkini yani. Böreğini gerçekten çok beğendim. Orada 2 saat. Çok güzel mücadele yapılmış. Puan kaçırmama amacıyla mı 3 çeşit seçilmiş yoksa cidden yok. Marifet göstermek bence için bence marifet göstermek için. Peki Neşe Hanım? Ben sizin gibi düşünüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Ya, ben düşünenlerin hani dediğiniz gibi öyle düşünüyorlar diye söylüyorum. Ha. Mesela biri tutmazsa biri tutar. İşte oradan şey yaparım. Yırtarım. Aynen. Ama oradan kaparım puanı gibi. 2 saatlik bir zaman yani, var önemli ama. Olan tek çeşit yapıp da yani... Layıkıyla yapıp da ondan puan almak değil midir? Ne şimdi, Sevim Hanım'a sorun. Bak o da diyor ki 3 çeşit emek vermiş. Yani şimdi 3 evet. Çeşit ya. Misal bunu beğenmedim diyelim. Bunu beğendim. Aa, tamam ara sıcağına puan vereyim dememiz için bence 3 çeşit de seçmiş çok olabilir Filiz Hanım. Özür dileyerek. Bir de zaman var. Düşünsenize 2 saatte köfteyi yoğuracak, hamuru yoğuracak, ben bu hamuru açacak. Yordum, açtım. Yani o riske giriyor. Yani puan neşesi bence değil. Hamaratlık göstermek için yapmış bence. Evet, hamaratlık göstermek yok, için de böreği için. İkincisi de şimdi zeytinli börekle mesela kerevizli salata çok güzel gitti. Evet. O bir bütün oldu. Köfte için onu diyemem. Ama, köfte için diyemem ama keşke köfteyi koymasaydı. Onlara biraz evet. Daha böyle zeytinini bol koysaydı. Olabilir. Daha güzel evet, olurdu. Olabilir. Ona ayıracağız zamanı. Yok böreği beğendim. Ben böreği beğendim ve bitirdim. Davet sofrasında diyor ki köfteyi diyor böyle diyor marulun içine sararsın diyor öyle yersin diyor. Aynı şekilde o böreği yani elinizle nasıl keseyim mecbursun elinle yemeyi. Yenilecek yeri yok ki. Uyabilecek bir durum mu? Köfte, davet sofrasına yine uygun bulmadınız mı? Yani sizce olur mu? Ama hamaratlık yarışması değil mi? Hayatım ama köfte. Ama davet masasına geldik diyoruz. Elle yenmez diyor davette. Börek, köfte evet. Diyor. Yemeğin elle. Marola sarılmaz evet. Diyor. Yemeğin. Kesilebiliyordu bize. Ben elimle yedim ama. Çatalı batırıyorsun parçalanıyor. Nasıl yiyeceksin? Tamam ben yiyebildim yani sonuçta. Yani sen o zaman ara sıcakları da davet sofrasına uygun bulmadın. Yeme açısından sıkıntı yaratıyor senin için. Yani o açıdan. Ben öyle düşünüyorum. Yok ben sanki böyle hiç emeği görmüyorsunuz gibi Gülay efendim. Hiç emeği görmüyorsunuz ama. Bakın ben sizin denemeye dedim. Değil mi? Emek çok. Çeşit yapmış. Emek çok. Evet. 2 saatlik bir süre içerisinde yetiştirmiş. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Ben o konuda değilim. Ben sadece buradaki uygunluk var mı, yok mu? Tamam. Birbirlerine uyumlu mu, değil mi? Ara geçişler birbirlerine uyumlu mu, değil mi? Peki ben uygunluk olmaması puanlarınızı etkileyecek mi? Kesinlikle. Filiz Hanım resmen arkanızdan şunu demeye getirdiler. Ne gerek vardı bu kadar karma karışık ara sıcak yapmaya? Ama bu bir marifetlik yarışması. Kendiler de göreceğim bakalım. Bence gayet güzeldi. Köftem de olması gerektiği gibiydi. Gülay Hanım rencide etmek istemiyorum diyor bir de. Ondan sonra gelmiş benim köfteme bilmem şeyime bahane ediyor.